Türkiye Hip Hop gündeminin bu haftaki bölümünden tüm fonetik medya takipçilerine selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bu hafta Türkiye Hip Hop gündeminde neler olmuş, hangi parçalar, hangi albümler çıkmış, neler yaşanmış, bu hafta sizlerle birlikte onlara göz atacağız. İlk önce bu hafta hangi albümler çıkmış, onlardan başlayacağız. Gelin hep beraber göz atalım bu hafta Türkiye Hip Hop gündeminde neler olmuş. İlk olarak bu hafta çıkan ilk albüm ve gerçekten kalitesini de yani içerisindeki aslında isimlerle kalitesini konuşturan bir albüm diye söylesek herhalde daha iyi olur. Sayedar'dan The Underground Prestige Part 1. The Underground Prestige albümünün ilk bölümü yayınlandı. Ve albümün ilk bölümünde toplam 4 parça mevcut. Bu 4 parçada da Sayedar'a eşlik eden çok önemli isimler var gerçekten. Bunlar da Vinnie Paz, Ill Bill, Esoteric, Black Poet ve Benihana. Amerikan rap kültürünün, underground rap kültürünün önde gelen isimlerinden oluşuyor albümdeki düetler. Gerçekten Sayedar bu arada bu albümü İlkay C ile yapıyor. Onu da buradan belirtmiş olalım. Tabii ki Sayedar'ın yalnız başına yapmış olduğu bir albüm değil. İlkay ile birlikte yapmış olduğu bir albüm ve henüz ilk bölümü bu. 4 parça olarak çıktı. Yani gerçekten ben gördüğüm zaman çok şaşırdım. Yani Vinnie Paz ile düet yapmış. Yani bu konuda Sayedar'ı yalnızca tebrik etmek düşer herhalde ki diğer isimler de gerçekten çok önemli. Şarkıları tek tek dikkatli bir şekilde dinledim. Tamamen underground kokan bir albüm gelmiş karşımıza. Altyapıların hepsinde L.O.B. yer alıyor. Yine altyapılar bence gayet güzel. Hatta altyapılar herhalde albümün en güzel aşaması, bölümü diye söylemek de burada mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama tabii şöyle bir şey var. Sayedar yani Türkiye'de rap müzik piyasasında bir türlü böyle güzel bir hype yakalayamadı. Bunun nedeni de belki hep sürekli old school tarzda şarkılar yaptığı için, herhangi bir şekilde güncele ayak uydurmadığı için olabilir. Çünkü yıllardır süregelen bir üretkenliği var kendilerinin. Ara ara uzun sürelerce üretkenlik yapması da yine kendisi hiçbir zaman bırakmıyor ve üretmeye devam ediyor. Ama ben çok rapini çok profesyonelce bulamıyorum. Çok fazla da dinlediğim bir isim değil. O yüzden özellikle albümün bu birinci bölümünü taşıyan isimler birazcık albümdeki düet yaptığı isimler olmuş diye söylemenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Umarız albümün ikinci partında da yine çok güzel isimler görürüz. Çünkü genel olarak proje kapsamında baktığımızda Türkiye'ye kazandırılmış çok güzel bir albüm ve devamının da bu şekilde geleceğini düşünüyorum. Ben bu yüzden Sayedar'ı tebrik ve takdir etmek istiyorum. Kendisine çok teşekkür ederek sıradaki albüme geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir başka albüm ise Spade 427'den gelen Karanfil albümü oldu. Albüm toplam 10 parçadan oluşuyor ve albümde düetlerde çok önemli isimler var yine Türkçe rap müzik piyasasından. Bunlar Şehinşah, Kamufle, Baneva ve Efe olarak geliyor karşımıza. 4 tane farklı düet var. Açıkçası ben Spade'i çok fazla dinlemedim. Ama albümündeki şarkıları baştan sona dinleme fırsatı buldum çıktığı zaman. Kendisi freestyle'de oldukça yetenekli bir isim. Freestyle videolarına, kayıtlarına ben göz attım. Onları da dinledim. Çünkü özellikle kendisinden bahsedilen yönü genel açıdan rap müzik piyasasında bu tarafı çünkü. Ama açıkçası bu debut albümünde freestyle'deki yeteneğini çok fazla taşıdığını düşünmüyorum ben. Şöyle ki albümdeki parçalardan yalnızca 3 tanesi bence iyi olmuş. Onların da iyi olmasının sebebi bana göre tamamen parçalara konuk olan isimler. Bunlar da Şehinşah, Kamufle ve Baneva. Zaten kendilerini bu sektörde ispatlamış ve oldukça yetenekli isimler bunlar da. O yüzden şarkıları taşımasına yardımcı olan isimler bunlar olmuş. Albümü genel açıdan değerlendirdiğimiz zaman çok fazla bir hype yakalayacağını düşünmüyorum ilerleyen dönemlerde ki şu anda da öyle bir hype yakalamadı. Tabii albüm çıkmadan önce yayınlanan birkaç parçası bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi de Matrix parçası. Şehinşah'la yapmış olduğu düet parçası. Tabii parça çıktığı zaman zaten Nakaf listesinde kapak olarak yayına girmişti. Sizler de biliyorsunuz. Ama tabii o zaman single olarak çıktığında özellikle şarkıda Şehinşah'ın bulunmasından dolayı çok yüksek bir hype yakaladı şarkı. Ama albüm genel açıdan maalesef ki Spade'in dediğim gibi freestyle yönündeki yeteneğinin altında kalmış bir albüm olmuş. Yeteneğine kuşku yok.
illaki bir şeyleri geliştirip üstüne koyarak daha iyi şeyler yapabilir. Öyle bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Umarız önümüzdeki süreçlerde önümüze daha da beğenebileceğimiz daha da güzel projelerle gelir diyerek kendisine albümde geçen emekleri için teşekkür ediyoruz. Albümler dışında bu hafta çıkan bir de EP bulunuyor. O da Tuhan'dan, MOB bünyesindeki Tuhan'dan Motorola EP'si geldi. Bu EP toplam 5 parçadan oluşuyor ve şarkılar da çok kısa kısa açıkçası. Yani 2,5 dakikanın üzerinde bir parça bulunmuyor ve EP'deki tek düet yalnızca Uzi ile var. Yengen Kızar adlı bir düet. Bu şarkıyı ben daha önce de yine burada Uzi'nin Kan albümü çıktığında konuştuğumda Uzi'nin Kervan parçası için ilk çıktığı zamanlarda önümüzdeki dönemlerde arabalarda ve kulüplerde çok duyacağımızı söylemiştim. Öncelikle bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bence bu Yengen Kızar parçası da ilerlediğimiz dönemlerde arabalarda ve kulüplerde çokça duyacağımız bir şarkı olacak. En azından ben öyle düşünüyorum ve hissediyorum. Ama albüme genel açıdan baktığımızda güzel bir albüm. Altyapıları da güzel. Zaten Tuhan Esenyurt Trap 1 ve 2 şarkılarıyla oldukça hype yakalayan bir isimdi. Buradan gelen de bir popülaritesi var kendisinin. O yüzden bu albümde de yine aynı var olan tarzının üzerinden giderek, daha çok insanların beğendiği tarzı yönelerek bir şeyler yapmaya çalışmış ve genel çerçeveden baktığında da ben bunu başardığını görüyorum. Bence başarılı bir EP olmuş. İlerleyen dönemlerde de şarkılarının daha yüksek streamler alacağını düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte de dediğim gibi muhtemelen şarkılarını arabalarda ve kulüplerde fazlasıyla dinlemeye devam edeceğiz diyerek bu hafta çıkan single'lara geçelim. Bu hafta çıkan ilk single parça Sagopa Kajmer'den geldi. Kim adlı bir parça ki bu parça Sagopa Kajmer'in de açıkladığı gibi 2018 yılında kaydedilen ama dinleyicilerin beğenisine şu anda sunulan bir parça. Yani Sagopa Kajmer söz konusu olduğu zaman zaten açıkçası çok fazla bir yorum yapma gereği var mı? Onu kendimle çelişiyorum şu anda bu konuda. Çünkü zaten Türkiye'nin rap müziğinin önde gelen isimlerinden, bu bayrağı sallayan yıllardır bir isim kendisi. Keza Ceza da öyle tabii ki. Yani şunu eklemek istiyorum yalnızca burada. Ben Sagopa Kajmer'ci bir insan değilim. Şahsi bir yorum olacaksa. Şarkılarını dinliyorum ama açıkçası bir Sagopa Kajmer şarkısını açıp bir kere dinledikten sonra ikinci kez dinlemiyorum. Bu şarkıların kötü olduğundan değil, tamamen benim dinlemiş olduğum tarzlara uygun olmadığından. Bana göre hani bu Ceza ve Sagopa ayrımı vardır ya, ben daha çok cezacı tarafım bu konuda. Ama Sagopa Kajmer dediğim gibi zaten bu ülkede rap müzik piyasasının önde gelen isimlerinden. O yüzden herhangi bir şekilde herhalde bu şarkının kötü olduğunu söylemek hiçbir şekilde doğru olmaz. Ama dediğim gibi yani diğer parçalarında da olduğu gibi ben bu parçayı açıkçası açıp da ikinci kez dinlemem. Çünkü benim beğendiğim bir tarzda parça değil. Sagopa Kajmer'in zaten yıllardır süre gelen kendi bir kitlesi var. Ki konserleri de akın akın dolduruyorlar. Bu şarkıyı da zaten şu anda YouTube'da trendlere girmiş şekilde, aynı şekilde Knockout'ta da listelere girmiş şekilde kendisi. O yüzden çok fazla söylenecek bir şey yok. Gayet başarılı bir parça. Sagopa'dan yine 2018'de çıkardı ama 2021'de yayınladı. Güzel bir parça karşımıza geldi demek burada en doğrusu olacaktır. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Ezhel'den geldi. Ezhel Bul Beni parçasıyla karşımıza çıkıyor. Gayet yine Ezhel'in son zamanlarda yapmış olduğu tarzlara devam ettiği bir parça. Yine kendi dinletisi olan. Şarkının içerisinde de zaten son verse'ünde özellikle son dönemlerde Ezhel'in üstüne gelinen baskılardan, kendisine söylenen söylemlerden rahatsız olduğunu ve bunlara bir sistem gösterdiğini belirtiyor. İkinci verse'ünde de bu tür göndermeler mevcut sözlerinde. Lirikalite olarak da güzel. Zaten altyapısı yine bildiğimiz bir isimden geldiği için altyapısını da sorgulamak herhangi bir şekilde bence bizim maddemize değil. Ki Avrupa'nın yine en iyi beatmakerlarından birisi. Yani o yüzden dediğim gibi Juggler zaten yine Sakatat parçasının da altyapısını o yapmıştı ve yüksek bir stream yakalamıştı. Yine Bul Beni parçası da Knockout listesine birinci sıradan girdi. Yine yüksek bir streami olacaktır. Hem Spotify'da hem de diğer dijital platformlarda. Ezhel'den yine bence başarılı ve çok güzel bir parça gelmiş. Tüm yaz boyu ve önümüzdeki dönemlerde de oldukça dinletisi olacak bir parça. Ezhel'e çok teşekkür ediyoruz. Yine şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarız yine Türkçe rap müziği Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmeye devam eder. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Organize'den geliyor. Organize'den Bingo parçası video klibiyle birlikte geliyor. Organize zaten geçtiğimiz dönemlerde Mercedes-Benz parçasıyla
oldukça hype yakalamış bir isimdi. O yüzden buradan da süre gelen zaten bir gidişatı, üretkenliği var kendisinin. Önümüzdeki süreçte de yine bizlere çok farklı şarkılar sunacaktır diye düşünüyorum ben. Ben tarzını çok beğeniyorum bu arada Organize'nin. Özellikle bu parçanın altyapısı çok hoşuma gitti. Altyapısındaki sample'lar, o kickler benim çok hoşuma gitti. Çok başarılı bir parça olmuş. Klipte de zaten çok tanıdık isimler görüyoruz. Batuflex ve Label C5 gibi isimler. Bu isimler de zaten Türkçe rapte drill tarzında kendilerini kanıtlamış, artık ispatlamış isimler. Çünkü bir şarkı çıkardıklarında oldukça yüksek streamlere ulaşabiliyorlar. Ben Organize'nin de bu isimler arasında dahil olabileceğini düşünüyorum. Kendisinde o yeteneği görüyorum. Ben şarkıyı çok beğendim. Açıkçası defalarca da açıp dinledim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ki Knockout listesinde de girmeyi başardı. Muhtemelen hem Spotify'da hem de diğer dijital platformlarda oldukça yüksek streamlere ulaşacağını düşünüyorum. Organize'ye böyle bir şarkıyı Türkçe rap'e kazandırdığı için teşekkür ederek sıradaki single'a geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir başka single parça ise Hayk ve Rota'dan Bedel olarak karşımıza çıkıyor. Video klibiyle gelen bir parça. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Daha önceki programlarda şöyle bir söylemim olmuştu. Rota'nın bir şarkısında nakaratı iyi okumadığını söylemiştim. Ama bu parçada bu fikrim tamamen değişti. Bence Rota gayet güzel de nakarat okuyabilen bir rapçiymiş. Bunu anlamış oldum. O yüzden daha önceki yorumum için kendisinden özür diliyorum demek isterdim. Ama dilemiyorum. Neden? Çünkü o parçada gerçekten kötü okumuştu. Yani burada eleştiri yapıyoruz sonuçta. Şarkıya göre yorum yapmak gerekirse bu şarkıdaki nakaratını gayet güzel okuduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Hayki geçen hafta çıkarmış olduğu Mantra isimli şarkısına istinaden bu şarkısı daha bir fast rap olarak benim kulağıma geldi. Orada birazcık daha açıkçası böyle bir melodik söylemi vardı ve o parçanın nakaratını da yine geçtiğimiz haftalarda çıkan Tepki ve Mamba'nın Gelsin adlı bir parçası vardı. Ben oradaki nakarata benzetmiştim. Geçtiğimiz hafta bunu söylemeyi unutmuşum. Yayını izledikten sonra ben de farkına vardım. O yüzden bu hafta bunu da eklemek istedim yorum olarak o şarkıya. Ama dediğim gibi bence Mantra'ya göre Rota ile olan bu parçasındaki verse'ü daha bir fast rap olarak karşımıza çıktığı için benim daha çok hoşuma gitti bu parçadaki verse Hayki'nin. Bence başarılı bir proje. Klibi de yani çok yüksek bir potansiyelde olan bir klip değil. Yani artık basitleşmiş rap müzik klipleri bunlar. Bence birazcık daha içerisinde kurgu olan şeyler gerekli diye düşünüyorum ben rap müzikte de. Çünkü hani gelişmeye gittikçe bence klip tarafını da burada geliştirmek lazım müzik tarzından ziyade. Sonuçta orada bir emek harcıyorsun, orada bir prodüksiyon var. Oradaki işin de daha güzel çıkması gerekiyor. Sadece kamera karşısında durup artık verse okumaların yerine bence daha çok içerisinde kurgu olan, daha yaratıcı şeyler yapılması bence daha hoş olabilir. Daha ilginç, enteresan şeyler ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. O yüzden klibini çok fazla beğendiğim söylenemez ama şarkı olarak bence güzel bir parça çıkarmış Rota ve Hayki bizlere diyerek sıradaki single'a geçiyoruz. Sıradaki single'ımız Sayan, Köz, Dipnot ve Netameli'den geliyor. Filtreli Pasa Parola adlı bir parçayla gelmiş. Artık zaten en başta söylediğim için Sayan için açıkçası söylemek gereken çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Sayan da yine bugün çıkan projelerin yanında saydığımız isimlerin ekleyebileceğimiz bir isim kendisi. Yine bu sektörde yıllarda süregelen bir üretkenliği var demeyeyim ama kalitesinden herhalde ödün vermeyen bir isim olarak söylemek böylesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Artık söylediği her şarkıda dinleyicilerinin beğenisini topluyor. Ki kendisine az bir dinleyici kitlesi de var zaten Sayan'ın. Ve ben de beğeniyorum bu arada. Yani çok fazla üretken bir isim değil ama çıkardığı zaman da gerçekten çıkardığı tüm parçaları dinlettiriyor demek mümkün olur. Ama ben bu şarkıda özellikle Sayan ve Netameli'nin verse'ünü çok beğendim. Dipnot ve Köstü şarkı içerisinde verse'lerini birazcık yetersiz buldum açıkçası. Biraz daha Sayan ve Netameli'nin gerisinde kalmış isimler olarak görüyorum. Genel açıdan baktığımızda bence güzel bir şarkı. Üzerine konuşulacak çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Köst ve Dipnot Sayan ve Netameli'nin yanında birazcık geride kalmış. Onların bu şarkıdaki seviyeyi daha da yükseğe çekebileceğini düşünüyordum ben. Çünkü Otonom Piyade'de zaten Köst'ün yeteneğinden herhalde burada şüphe duymuyoruz. Mutlaka iyi. Ama bu şarkıda kendisi o hype'ı sağlayamamış demek mümkün olur. O yüzden dediğim gibi genel çerçeveden bakınca güzel bir şarkı ama içerisinde parlayan isimler özellikle Sayan ve Netameli olmuş diyebiliriz ve sıradaki single'a geçiyoruz. Bu hafta çıkan bir diğer single Melez, Summer Jam
Murda ve Scorpion Gang'den gelen Anlamam parçası karşımıza çıktı ve Knockout listesine ikinci sıradan giriş yaptı bu parça. Açıkçası parçadaki isimler zaten oldukça güzel isimler. Özellikle Summer Jam, Murda, bu iki ismin verse'leri oldukça iyi. Zaten bir parça yaptıklarında ne kadar dinlettiklerini, nasıl bir kitlesi olduğunu hepimiz biliyoruz bu isimlerin. Dediğim gibi yani güzel bir birleşim olmuş. Bence çok güzel tarzların bir araya getirip güzel bir ürün çıkarmışlar ortaya. Ben bu parçanın özellikle bu dönemde, yaz döneminde yine Tuğhan'ın parçasında da dediğim gibi kulüplerde ve arabalarda oldukça dinlenebilecek potansiyelde bir parça olduğunu düşünüyorum. Zaten Murda'nın içerisinde olduğu şarkılar genelde bu kritere, bu kategoriye girecek şarkılar olduğu için Murda'nın da buna etkisinin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Özellikle bu parçada da bence kendisinden daha çok söz ettiren ve daha yetenekli duran parça içerisinde Summer Jam ve Murda olmuş. Diğer isimler bu isimlerin birazcık daha gölgesinde kalmış diye düşünüyorum ben. Benim çok fazla hoşuma gitmedi Melez ve Scorpion Gang'in verse'leri. Daha çok Summer Jam ve Murda'nın verse'lerini beğendim. Ama muhtemelen tabii ki onların da geçtiğimiz parçalarına bakarak yorum yapmak gibi bir şey değil bu. Yani genel çerçeveden bakınca oldukça güzel bir parça olmuş. Önümüzdeki dönemlerde de çokça duyacağımızı düşünüyorum. Bu ekibe de teşekkür ederiz böyle bir parçayla bizleri buluşturdukları için. Bu hafta çıkan bir diğer single'ımız Heja'dan geliyor. Heja'dan Gidecek Yerim Yok adlı bir single geliyor. Heja benim çok fazla dinlediğim ve sevdiğim tarzda bir rapçi değil açıkçası. Şahsi olarak yorumlamıyorum. Bence çok eğlenceli bir karakteri var kendisini. Yapmış olduğu programlardaki sunuculukları. Oldukça eğlenceli bir karakter. Ve bence açıkçası rap müzikten ziyade ben sunuculuk tarafının daha baskın olduğunu düşünüyorum Heja'da. Çünkü çok hareketli ve dobra bir insan kendisi. O yüzden bu işi oldukça iyi becerebiliyor. Ama rap müzik tarafında bunu bu şekilde çok fazla yansıtamadığını düşünüyorum ben kendisini. O yüzden bu parçasını da ben çok fazla beğenmedim açıkçası. İkinci kez açıp dinleyebileceğim bir parça olduğunu da düşünmüyorum. Muhtemelen yalnızca Knockout listesini karışık bir şekilde dinlerken önüme çıktığı zaman eğer ki telefonda bu parçayı geçemiyorsam mecburen dinleyebileceğim bir parça olacaktır bu benim. Ne yazık ki bunları söylemek zorundayım. Çünkü gerçekten beğendiğim bir parça değil. Yani bugüne kadar Heja'nın beğendiğim açıkçası İki parçası var. Onlar da konsept olarak beğendiğim bir parça olduğu için içerindeki isimlerle birlikte. Bir Anlat parçası Sansar Salvo ile birlikte oldu. Ki konusundan ziyade bu beğendiğim bir parça. İkincisi de Nobel'li olan Dünya Gül Bana isimli bir parçası var kendisine. Bu iki parçası da zaten bunlar da hype yakalayan şarkıları kendileri. Ama bu hype'ı ben bu Gidecek Yerim Yok adlı parçada yakalayabileceğini asla düşünmüyorum. Umarım yanılırım. Umarım hak ediyordur ve hak ettiğini de alır diye kendisine teşekkür ederek bir sonraki single'a geçelim. Bu hafta çıkan bir diğer single parçamız Ravent ve Ateşten Geliyor Şişenin Dibi adlı bir single parçayla karşımıza çıkıyorlar. Ravent bence çok yetenekli bir New School rap sanatçısı kendisi. Ben önceki parçalarını da çok fazla dinleme fırsatım olmadı ama mecburen karşıma çıktığı için dinledim ve bundan da memnun oldum. Bu arada mecburen karşıma çıktı dememin sebebi oldukça iyi isimler tarafından da dinlenen birisi olduğu için. Bunu şu şekilde açayım birazcık size. Yani Türkçe rap müzikte önde gelen isimler de Ravent'i dinliyor ki bunlar yetenekli. Artık bu sektöre, rap müziğe yıllarını vermiş isimler. Bunların da bildiği bir şey var ki bu adamı dinliyor olarak düşünüyorum ben. Ki ben de dinlediğimde bunun zaten doğru bir kanı olduğuna vardım. Yani ben böyle isimleri, böyle şarkıları, böyle tarzları çok seviyorum. Özellikle genç kişilerin bu denli yetenekli olması beni gerçekten mutlu ediyor. Yani şu anda Türkçe rap müzik piyasasında gerçekten çok iyi isimler var. Çok iyi bir nesil geliyor rap müzik piyasasında. Ravent de bunların arasından yalnızca bir tanesi. Ben Ateş'in Ravent'e göre birazcık daha altta kaldığını düşünüyorum ki zaten bence şarkıyı taşıması gereken isim de burada Ravent olduğu için bunun abes kaçan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel bir parça olmuş. Önceki parçalarında yakaladığı hype'ı ben bu parçada da yakalayacağını düşünüyorum Ravent'in. Umarız önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde de yine bizlere güzel parçalarını sunmaya devam eder diyerek bir sonraki single'a geçelim. Bu hafta çıkan bir başka single parça ve Türkiye Hip Hop gündeminde değerlendireceğimiz son single parça ise Nakkaf ve SZA'dan Nema Problema geliyor. Güzel bir video kliple beraber karşımıza çıkıyor.
Ki şarkının altyapısında, beatinde, mix masteringinde, düzenlemesinde yine Nakkaf kendi imzasını taşıyor. Bence çok güzel bir parça olmuş. Özellikle parçadaki Nakkaf'ın üstünlüğü, ki burada da Stiza'nın altta kaldığını ya da yeteneksiz olduğunu daha doğrusu söylemiyorum ama Nakkaf daha baskın gelmiş ve ilginç bir tarz. Benim daha önce çok fazla duymadığım bir tarzı, açıkçası tam isimlendiremedim ama kulağa hoş gelen bir tarzı ve akılda kalıcı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine klibindeki bir sahnesinin de ben kapitalizme bir gönderme olabileceğini düşünüyorum. Orada çünkü içtiği bir sigara ve oradaki marka ayakkabılara atıyor sigarayı kendisi sonunda. Ve orada ayakkabılar yanmaya başlıyor. Buradan da herhalde bilmiyorum bir kapitalizme göndermesi olabilir mi? Ki bu konuda benim yalnız olmadığım ve farklı insanların da bu şekilde düşünebileceğini düşünüyorum. Video klibi izledikleri zaman. Genel çerçeveden bakınca gerçekten güzel bir şarkı, güzel bir klip var karşımızda. Ki altyapısındaki emeği de bence es geçilemez. Çünkü şarkıyı taşıyan bence çok güzel bir altyapısı olması olmuş öncelikle. Nakkaf'a da Stiza'ya da çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bunun Batarya Company'den çıktığını da söylemeden geçmeyelim. Onu da eklemiş olalım. Güzel bir single parça ile single bölümümüzü sonlandırarak bu hafta Türkiye Hip Hop gündeminde neler yaşandı? Gelin bir de son kez onlara bakarak programı sonlandıralım. Türkiye Hip Hop gündeminde bu hafta yaşanan başlıca gelişme, ki bu yalnızca Türkiye Hip Hop gündeminde değil, Türkiye'nin genel olarak gündeminde yaşanan bir başlıca gelişmeydi desek daha doğru olur. Elmalı davası. Elmalı davasında ailesi ve akrabaları tarafından tacize uğrayan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk. Bunu resmederek anlatan, yazarak anlatan, ses kayıtları ortaya çıkan iki tane küçücük çocuk var maalesef ne yazık ki. Bu olaya da rap müzik piyasasından oldukça tepki geldi. Rap müzik sanatçıları sesini duyurmaya ve bu olayı gündeme getirerek bu konuda sorumluların hak ettiği cezayı alması gerektiğini dile getirdiler. Ki bizce de zaten olması gereken bu. Biz de fonetik medya olarak umarız yine herkesin istediği gibi, bizim hepimizin tek isteği bu tabii ki, hak edenler hak ettiği cezayı, sorumlular hak ettiği cezayı alsın ve adalet yerini tabii ki bulsun diyerek bir sonraki haberimize geçiyoruz. Türkiye Hip Hop gündeminde bu hafta yaşanan bir başka gelişme ise Dev Rap oldu. Dev Rap geri dönüyor. Önceki dönemlerde, geçtiğimiz yıllarda özellikle freestyle yarışmalarıyla kendinden oldukça bahsettiren Dev Rap, önümüzdeki dönemlerde de yine bizlere oldukça bol bol etkinlik ve konserlerle bizlerle birlikte olacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bunun sonrasında da kendilerine tabii ki gelen ilk soru yine bir freestyle yarışması olacak mıydı tabii ki takipçileri tarafından. Ama Dev Rap şu anda böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını ama farklı organizasyonlar ve etkinliklerle bolca karşımıza çıkacaklarını ve rap müzik piyasasını oldukça eğlendireceklerini dile getirdiler. Dev Rap'in etkinlik ve organizasyonlarını bizler de merakla bekliyoruz diyerek bu haftaki gündemimizi, Türkiye Hip Hop gündemini sonlandırmış bulunuyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fonetik Medya kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.